İşte asıl tehlikeli dönem orada. Yani Suriye'de oluşturulmak istenen bir Kürt bölgesi. PYD önünde. Zaten biliyorsunuz Kuzey Irak'ta yıllar önce bir Kürt bölgesi oluşturuldu. Aynı şey Türkiye'nin doğusunda da oluşturulmaya kalkılacak. Güneydoğu. Dolayısıyla ama Türkiye bu oyunu bozacak. Biz bu oyunu bozacağız. Yani Büyük Orta Doğu Projesi kapsamında o bölgede kurulmak istenen Kürt bölgesi ya da Kürt devleti ile alakalı olayı biz bozacağız. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çok güzel bir lafı var. Ne diyor? Türk milleti ilelebet payidar kalacaktır. Bunu kimse unutmaz. Evet, inşallah. Eskiler zor oyunu bozar derlerdi. Biz de milletimizde bir olup bu oyunu bozacağız. Karşımızdakiler demokrasinin sınırları içinde hareket ediyorlarsa demokrasinin kurallarıyla bozacağız. Karşımızdakiler hakka, hukuka uygun hareket ediyorlarsa hukukun kurallarıyla bozacağız. Ama karşımızdakiler bunların hiçbirine uymuyorsa o zaman bu oyunu zorla bozacağız. Afrin operasyonu için resmen düğmeye basıldı. Büyük operasyon saat 17'de Türk jetlerinin hava harekatıyla başladı. Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştı. Bunun mümkün takibidir. 46 terörist daha öldürüldü. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı da toplam 1485.